öncelikle teşekkür ediyorum bütün basın mensuplarına. 44 gün sonra yapılacak olan 14 Mayıs seçimleri öncesi bugün teşkilat binamızda 16 aday adayımız aday adaylığını açıkladı. Genel merkezimiz şu an bu süreci değerlendirme sürecinde. 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na partiler listelerini, milletvekili aday listelerini teslim edecekler. Bundan sonraki kalan 35 günlük bir süreç var. Biz 5 yıldır milletvekili olarak sahadayız. Bütün hemşerilerimiz buna şahit. Sosyal medyada, basında, iletişim araçlarında da görüldüğü üzere 5 yıl önce söz verdiğimiz şekil bir ayağımız Ankara'da, bir ayağımız Aksaray'da olacak diye seçim gezilerinde, ziyaretlerinde bu şekilde devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 12.30 gibi genel kurul çalışmaları sonlandı. Sonlanır sonlanmaz her hafta sonu olduğu gibi memleketimizde, hemşerilerimizle, partimizde, sokakta, pazarda, çarşıda, statta, maçta, cenazede hemhal olmaya devam ediyoruz. Birbirinden değerli 15 arkadaşımızla birlikte 16 kişi Aksaray'da aday adaylığını açıkladı. Bunun Aksaray'ımıza, partimize, ülkemize inşallah 44 gün sonra yapılacak seçimlerde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tertip ve düzen içerisinde Aksaray'da bu toplantıyı yapması bütün kamuoyunun özellikle dikkatini çekeceğini tahmin ediyorum, söylüyorum. Akşam 12.30 itibariyle kapanan genel kurul çalışmaları sonlanan meclis pazartesi yine devam edecek çalışmalarına ki tahmin ediyorum 6 Nisan gecesi bu seçim münasebetiyle çalışmalarımız sona erecek. Yalnız 6. yasama yılı yapılıyor şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 1946'dan yani vatandaşımızın önüne sandık konduğu günden bugüne kadar geçen 77 yıllık süreçte 6. yasama yılı hiç yapılmamış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En uzun 5 yasama yılı yapılmış. O da 4,5 yıl süren 2002-2007 arasındaki meclis faaliyetleri 5 yasama yılı olmuş. Bunu şunun için söylüyorum, bu istikrarın göstergesidir. 5 yıl önce getirilen bu sistemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin prangalarından kurtulup özellikle milli savunma konusu başta olmak üzere Ayasofya'nın açılması, Karabağ'ın geri alınması, Kızıl Elma uçağımızın uçması gibi çok hayati ve önemli konuların şu anda bu sistemle kavuşması, terörle etkin mücadele son 7 yılda yaklaşık 38 bin teröristin illerinde gebertildiğini, daha önceki süreçte bu açılım sürecinde kendi illerimize girmekte sıkıntı çeken güvenlik güçlerimizin bugün Suriye'nin 30 kilometre içerisinde güvenlik önlemleri alarak sınırlarımızı koruma da nasıl başarılı olduğunu bütün dünya görüyor. Atak helikopterinden insansız denizaltıya, insansız hava araçlarından Altay tankına kadar hava savunma sistemimiz yerli ve milli Hisar'ın şu an binlerce Türk mühendis milli savunma konusunda bu konularda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu sistemin önünün kesilmemesi için bir 5 yıl daha Cumhur İttifakı'nın devam etmesi Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olması için büyük bir atılım olacaktır. Bu seçimler hayati önemde. Yani bu sistemi daha önce beğenmeyip ama son gelişen siyasi olaylar karşısında bu sistemde birbirine Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu ikram edenler, bakanlık koltukları kapma yarışında olanların ülkemizin geleceğiyle, enerji konusuyla, dünya coğrafyasındaki yeriyle ilgili bugüne kadar söylemlerinde hiçbir şey yok. Bugün yoldur, köprüdür, otobandır ya da Karadeniz gazıdır, Akdeniz'de yapılan faaliyetler bunlarla ilgili yedili mi, on yedili mi, on dörtlü mü, kaçlı olduğu belli olmayan masanın koalisyon masası değil, koltuk kapma masası olduğu karşımızdaki koalisyonun bütün 85 milyon tarafından çok net olarak gözlemlenmektedir. Onun için o ittifakın ülkemizin geleceğine vereceği hiçbir şey olmadığını hep birlikte görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın Aksaray'la hemşerilerimizin desteğinin bugüne kadar olduğu gibi kalan 44 günlük süreçte de devam edeceğine inanıyor. Tüm hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum.